Değerli arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle stringlerin çalışma esnasında biçimlendirilmesini göreceğiz. Yani aslında buradaki biçimlendirmeden kastım böyle mesela kalıp halinde bazı stringler var arkadaşlar. Bunlar genelde kurumsal uygulamalarda kullanılıyor. Bu şekilde siz uygulamada mesela birinin ismi girildiğinde oraya bakın o ismi yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde böyle çıktılar üretebiliyorsunuz. Bu şeylerde de kullanıyor aslında. Mesela oyunlarda da var. Mesela bir kullanıcı ismiyle bir oyunda skor elde ediyor. O kazandığı puanların sonunda diyor ki mesela Mahmut senin kutlarım diyor. Mesela işte oradaki o Mahmut senin kutlarımdaki o kelime aslında bir standart bir string arkadaşlar. Sadece oraya o kelimeyi anında bırakıyor. Mesela burada da bakın şuraya dikkat edelim. Sizin ile 6 gün içinde iletişime geçilecektir. Şirketimize başvurduğunuz pozisyon kod geliştiricisi. Mesela bakın ben şu anda şu kod geliştiricisinin takım lideri olarak seçseydim ve string formatına da bassaydım. Bakın takım lideri oldu bakın burası. Ve şurası da 2 gün oldu. Bakın her basışımda burası bir değişiyor. Şuraya da dikkat edin. Burası mesela böyle standart iş başvurularında vardır. Sizinle 3 gün sonra iletişime geçilecek veya da 1 hafta sonra iletişime geçecek. Burayı da böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sadece böyle sayıyı random kullandırdık. Mesela bakın burada Android programlama işine demişiz. Burada da Android değil de mesela iPhone olsaydı. Bakın iPhone programlama işine başvurmak için değerli aday Sayın Elif Öztürk. Siz emin misiniz? Burada mesela istediğiniz bir ismi de verebilirdiniz. Mesela bu ismi şöyle silseydik. Yani diyelim ki şöyle büyük harf alalım. Veysel Karani. Şöyle yine büyük harf Ece dedim. Hatta siz eğer ki böyle Türkçe karakter kullanacaksanız bakın bunun üstüne şöyle basılı tutarsanız bunlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bizim. Şimdi burayla işimiz bitti. Bakın şu anda burada Elif Öztürk yazıyor. Bakın ben şuraya bir dikkat edin. Bakın burada Elif Öztürk var. Burada var. Şuna bastığımızda bakın yani o kişinin kendinin hangi pozisyonu istiyorsa çalışma esnasında bu şekilde bakın buralar bir değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın uygulamalarımızda mesela bu metni veya da bu mesajı yani bu kalıbı hazırladıktan sonra mesela müşterimize göndereceğiz. Hemen şurada da bir gönder butonumuz olur. Şuna bastığımızda bu mesaj anında o kullanıcıya gönderilir. Şimdi bu nasıl oluyor? Hemen gelelim. Bu stringlerimizin içine baktığımızda bakın şuradan itibaren iş başvurusu var. Bakın string formatında göster var. Bunlar bakın şunun üstünde yazanlar. Bak string formatında göster. İş başvurusu. Buraya dikkat et. Bakalım yine burada tercih edilen pozisyon var. Bakın tercih edilen pozisyon. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Yani tecrübe alanı, kod geliştiricisi, takım lideri, proje. Şurada pozisyonlara bir dikkat edin. Bakın bunları biz böyle array ile de kullanabiliyoruz. Yani şuradaki tecrübelere de bir dikkat edin. Bakın tecrübe 1, 2, 3, 4. Bakın tecrübe 1 neyse. Bakın bu bir string. Ama bunu böyle bir dizi haline getirebiliyoruz. Yani şundan söz ediyorum. Bakın pozisyon ismini verdik. Burada bir array'imiz var. Bu string'in kendi içinde yine string'ler birbirlerini kullanabilir. Bakın string'in kendi içinde bana kod geliştiricisini bul. Yani şu. Bakın takım liderini bul. Takım lideri bu. Proje yöneticisi, proje yöneticisi bu. Bu şekilde de bakın bir kullanım var arkadaşlar. Yani bunları böyle tek tek böyle çekemezsiniz. Mesela şu şuradaki combo box'a yani bu bir combo box'tır arkadaşlar. Spinner. Spinner'a bunları böyle tek tek çekemezsiniz. Bir array ile çekmeniz lazım. Bu sebebi binaen arkadaşlar böyle yapmamız lazım. Yani spinner'a sabit bilgileri bu şekilde çekebilirsiniz. Bakın aynı şey burada da var.
Şurada da var. Tecrübelerde. Tecrübeler kısmında da. Yani şunları alabilirsiniz böyle. Evet. Şimdi yine burada bizim kalıbımız, yani kalıp cümlemiz burası arkadaşlar. Bakın bu konum için arayışımız sürüyor. Sizinle %1 de. Bakın burası önemli. Gün içinde iletişime geçecektir. Bu önemli. Bakın 1. Bakın %S. Bakın şuradaki D de önemli arkadaşlar. Bu bir kalıp. Kalıp arkadaşlar. Şuradaki %2 ise, bakın dolar işareti var. Yine S. S'ler string olduğunu belirtir. D arkadaşlar sayı olduğunu belirtir. Bakın emin misiniz? Buraya bu isimler gelecek. Peki. Ya burası standart zaten. Adınızı, tecrübenizi, giriniz gibisinden böyle iş başvurusunda yazılmış bilgi. Evet gelelim, bakın bu da bizim formumuz. Formda şunları buradan da inceleyebiliyoruz hemen. Bakın buradaki bu tekstimiz, bu standart var. Burası bizim iş başvurumuzun başlığı. Burası edit tekstimiz, yani ET adı soyadı dedim. Yani buna istediğiniz bir isim de verebilirsiniz. Yani personal name diyebilirsiniz. Yani istediğiniz bir ismi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada niye bu personal name? Bu Android'de var arkadaşlar. Yani kullanıcı adı, yani klavyeyi seçtiğinizde size buraya stringleri, yani sadece şu kelimeleri getirecek. Yani harfleri getirecek şeyleri getirmez. Sayılar burada bulunmaz. Çünkü bir isimde, bir personelin isminde sayı bulunmaz zaten. O ancak padişahlarda vardır. 1. Murat, 2. Murat, 3. 4. 5. diye böyle gider. Neyse. Spinner'ın pozisyonu arkadaşlar. Yani bunun ismini böyle verdik. Burada yani hangi pozisyonda iş başvurusu yapıyor? Bakın şuraya dikkat edelim. Buralar array arkadaşlar. Bakın array'i aldırmışız. Yani bir dizi aldırmışız bunun içine. Arkadaşlar. Yani açıklama kısmına da hani hata vermesin diye uygulamada bunu da kullandık arkadaşlar. Bakın şuraya dikkat edin. Pozisyon. Bunda da arkadaşlar bakın tecrübeler. Bir de tecrübe açıklaması. Tecrübe açıklaması şu işte. Tecrübe açıklaması. Oraya da bir açıklama verdik ki şey olmasın diye. Yani hata verilmesin. Bakın şu açıklaması. Tecrübe açıklaması. Tercih eden pozisyon. Yani şey için bu. Kod bölümüne baktığınızda bu nedir, ne değildir daha kolay buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani. Evet. Başka, evet bu da en son taraf arkadaşlar. Bir tane butonumuz var. Butonun ismini, yani ID değerini biz buradan da değiştirebiliriz. Ama böyle biz bıraktık. Şova bölümüne gelelim. Şova bölümünde çok kolay. Hemen butonumuzun bir tane buton la bağlantıya geçmek için buton sınıfının tipinde bir nesne. Sonra bu nesne ile bakın şu XML tarafındaki ID değeri buton 1 olan düğme ile bağlantıya geçildi. Yani şu düğme ile şu anda bağlantıya geçildi. Sebebi ne? Bu düğmeye biz bastığımızda bir işlem olacak. Ne olacak? Format strings diye şurada bir metodumuz var. Ben bu ismi böyle verdim. Siz istediğiniz bir adı verebilirsiniz. Yani şu özel bir metot değil. Yani bizim yaptığımız metodumuz. Yani bu metodu çağıracak. Bakın bu metot böyle uzunca bir metot. Yani bunu buradan hani bakımı daha kolay oluyor. Yani bütün bir kodlar böyle iç içe bir girmemiş oluyor. Bu şekilde metotla yazdık. Bir tane rastgele sayı alacağız arkadaşlar. Bu aldığımız rastgele sayı 7'ye kadar sınırı var. Yani en fazla 6 oluyor arkadaşlar. 0 ile 6 arasında gelip gidiyor. Sonra bakın bu tarif formatını size göstermiştim. Tarif formatını alıyoruz arkadaşlar. Ve iletişim mesajını da alıyoruz. Burada bakın kaç gün içinde, bakın buradan alınıyor. Mesela 3 gün içinde sizinle iletişime geçilecektir. Buradaki bu tarih formatına dikkat edin. İletişime geçme mesajı. Bakın komanda veya da klavyenizdeki alt tuşuna basarsanız buraya gelebilirsiniz. Bakın şu formatı olduğu gibi getirip şurada uygulayacağız arkadaşlar şimdi.
Yani şuradaki string, yani buradaki bu sayı var ya, şu sayı mesela 3 gün içinde şu format aslında buraya gelmiş oluyor. Yani şu format olduğu gibi, şurası olduğu gibi Java kod bölümüne gelmiş oluyor. Yani bu şekilde sayıyı onun içine bırakmış oluyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar o diğer mesajları da böyle yapmış oluyoruz. Yani mesela TV iletişim mesajı. Buradaki TV'den kastımız TextView arkadaşlar. Yine spinner pozisyonu var arkadaşlar. Spinner'ın pozisyonunda seçime göre gidiliyor. Eğer ki ilk seçilen kod geliştiricisi ise, yani burada onu görmekteyiz. Yani kod geliştiricisi seçilmişse işte ihtiyaç durumunu ayarlıyor. Pozisyonunu söylüyor. Yani o kişi şu pozisyonda olacak diyor. Bakın str pozisyon format. Bu str pozisyon format dediği şey şurada. Pozisyon bu tecrübe şurada arkadaşlar. Pozisyon. Eğer ki bakın böyle kodda bulamıyorsanız en kolayıdır arkadaşlar. Üstüne basın. Yani anında ona giderseniz şu pozisyon mesajı şu. Şirketimize başvuru yaptığınız pozisyon şudur. Bakın şuradaki S de string anlamına geliyor. Burada o string'i, yani şu seçilen spinner'daki seçilen pozisyonu getirip arkadaşlar onu şu formata göre yazdırıyorsunuz. Evet, bunu da verdikten sonra o pozisyon mesajını da aşağıda yazdıracağız arkadaşlar. Yani aşağıdan kastım şu. Şurada yani şu aşağıda. Artık buraya ne gelirse, yani ABC olsun. Artık ne gelirse arkadaşlar bakın şu formata göre uyarlanmış oluyor. Yani burada aynı şeyin bir benzeri de burada adı soyadı alanıyla bağlantıya geçildi. Spinner'larımızla bağlantıya geçildi. Ve tecrübe mesajıyla da yine tecrübe olarak yani şu seçilen alanla ilgili arkadaşlar mesaj verilecek. Yani bu şekilde uygulamalarımızda stringleri kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu derste en önemli şey spinner'lara bilgiyi bu şekilde çekiyoruz. Bir de böyle formatları hazır bir şekilde alıp uygulamanın içinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Bir dahaki derste görüşürüz.